İzin verirseniz şimdi hem toplantımızı açmak üzere hem de çok kısaca bilgi vermek üzere Ege Atölye Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Serkan İpek'i mikrofonu davet ediyorum. Sevgili Ege Atölyeleri, medyanın değerli temsilcileri. Hepinizi Egeat Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Egeat 3. Ticaret Köprüsü toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle katılımlarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Rekabet ve iş modellerinin nasıl değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş hayatını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte günümüz iş dünyasının sihirli sözcüklerinden biri de networking. Sosyal ağların daha çok dijital ortama taşındığı günümüzde yüz yüze doğrudan iletişimin gücü ve etkisi aslında hala çok önemli. Günümüzde iyi bir network'ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Sosyal sermaye ve iletişimci için iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Sosyal sermayemle neler yapabilir, hangi kapıları açabilirim? Kimlerle ilişkiliyim, kimler beni tanıyor? Tüm bu soruların cevabı kişinin mevcut durumunu net bir şekilde görmesini sağlıyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci az çabayla çok şeyler yapabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir network'ün olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz tam da bu noktada devreye girip çalışmayı yapmak istiyoruz. Burada üyelerimizi bir araya getirerek bir ağ oluşturmak, onların birbirlerine olan ihtiyaçlarını, duyacakları ihtiyaçları zaman öncesinde hazırlıyoruz. Hangi iş koşulunda olursak olalım, sektörümüzle ilgili müşterilerimiz, meslek kuruluşları, destekleyici diğer organizasyonlar ve karar vericilerden oluşan yerel, ulusal ve küresel alan bugün işimizin bir parçası ve başarının koşullarından da biri oldu. Bu alanda dokunduğumuz ve içinde bulunduğumuz her isim, her firma bizim için entelektüel sermayemize yaptığımız bir yatırım olarak görülmelidir. Bunun süreklilik kazanması ve gelişerek büyümesi işlerinizde başarı şansını da arttıracaktır. Rekabetin her geçen gün daha kötü olduğu günümüzde iş fırsatlarının ve potansiyelinin olduğu her yerde görünür olmak önem kazanmaktadır. Çünkü çoğu zaman çok büyük iş fırsatlarının çok yakınımızda, hatta bazen hemen yanı başımızda olduğunun farkına bile varamıyoruz. Bu tür toplantılar potansiyel iş ortaklarımızı tanımak açısından çok önemli. Egeat olarak üyeler arası ve diğer iş ortaklarımızın ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesi konusuna özel önem veriyoruz. Kurumumuzun çatısı altında Egeat'ın verdiği güvenle gelen bu işbirliklerinin büyük sonuçlar ve başarılar doğuracağına olan inancımız tamdır. Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren İş Geliştirme Komisyonumuzun değerli başkan ve değerli üyelerine, katılan tüm üyelerimize katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim. Toplantının başarılı geçmesi dileklerimle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar şimdi toplantıya daha önceden katılan üyelerimiz olduğunu biliyorum ama ilk defa katılan üyelerimiz de olduğunu biliyorum. Çok kısaca ne yapacağımıza dair çok samimi bir bilgilendirme yapıp arkasından toplantı formatına göre toplantımızı başlayacağız. Mustafa Hocam'la başlayalım. Teşekkürler. Mustafa Tanyırlar Derneği Genel Sekreteriyim. Birçoğunlukla tanışıyoruz ama tanışmadıklarım da vardı. Biraz önce belirttiğimiz gibi 3. Ticaret Köprüsü toplantımızı yapma nedenlerimizden bir tanesi derneğimizin öncelikle üye yapısı hızla değişiyor. Birçok genç arkadaşımız aramıza katılıyor. Yeni yeni iş kolları da Egeat'ın iş portföyünün içerisine giriyor. Daha önce olmayan veya biraz farklılaşan iş kolları. Dolayısıyla büyük bir zenginlik sunuyor Egeat aslında üyelerine. Hem iş potansiyeli anlamında hem de dostluklar ve yeni ortaklıklara kafa açma anlamında. Bir tek gerçek var, iş modelleri süratle değişiyor bütün dünyada. Ve dolayısıyla bilgi bugün en değerli meta haline geldi. Biliyorsunuz son 4-5 gün içerisinde Antalya'da dünyanın ekonomisine yön veren ülkelerin liderlerinin bulunduğu bir zirve vardı. Ben de bu 4 günlük toplantılar zinciri sırasında oradaki birçok toplantıya katılma fırsatını buldum. İnanın bana herkesin ilk etapta üzerinde durduğu konu bilgiydi. Ve
Liderler Zirvesi için bir deklarasyon yayınlandı. Oradaki bir sözcük çok çok önemliydi ve bütün toplantılarda vurgulandı. O da bilginin yeni para birimi olduğu. Yani yeni currency bilgi artık. Bilgi vererek bilgi satın alıyorsunuz. Bir değişim aracı haline geldi.